Sabri Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Sabri Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? 1975 İskenderun doğumluyum. Evet. Sektöre 15 yıldan beri bu sektördeyiz. Su arıtma sektöründeyiz. Su arıtmanın hem evsel hem endüstriyel bölümündeyiz. Suyun evet. olduğu her yerde varız. Evet, ve farklı da bir konsept oluşturmuşsunuz burada. Aslında bölgedeki ihtiyacı da gidermişsiniz. Aynen öyle. Evet, 2003 yılında bölgede su arıtma sektöründe bir eksiklik olduğunu fark ettik. Ve su arıtma sektörüne girdim. Su arıtma sektöründe işte gerekli eğitimleri aldıktan sonra, yurt dışı eğitimleri ve İstanbul'da gerekli eğitimleri aldıktan sonra 2003 yılında su arıtma sektörüne başladım. Ve faaliyetler de devam ediyor diyebiliriz. Ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. 2003 yılında startı verdik, bu yola başladık. Evet. Peki burada neler yapıyoruz? Firmayı tanıyabilir miyiz? Buyurun. Burada biz suyun olduğu her yerde varız. Su arıtma olmazsa olmazı. Asıl şöyle söyleyeyim. Su arıtma cihazının her evde olması gereken bir cihaz. Nasıl ki bir demirbaş, çamaşır makinesi, buzdolabı her evde varsa su arıtma cihazının evde olması lazım. Evet. Yani başka yapmış olduğunuz işler neler peki Sabri Bey, bunların dışında? Bunun yanında endüstriyel sistemler de yapıyoruz. Yumuşatma sistemleri, işte kum, karbon sistemler de yapıyoruz. Evet. Ben aslında suyun olduğu her yerde varız dedik ve A'dan Z'ye her evet. şey. Aynen öyle, evet. Evet, zor bir iş yapıyorsunuz çünkü aynen hizmet öyle. Sektörü zordur. Bu her iş için geçerli, bizim sektörde de bu böyledir. Doğrudur. Nelere dikkat ediyorsunuz siz peki hizmetlerin? Biz burada güler yüz, kalite, sağlıklı hizmet ve 7/24 servis veriyoruz. Evet. Bu bizim için çok önemli. Servis elemanlarının işte gerekli şeyler, eğitimleri aldıktan sonra sahaya gönderebiliyoruz. Yani aslında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla muhakkak aynı hareket ediyoruz evet. diyebiliriz ve çözüm odaklı gidiyorsunuz. Evet, gittiğimiz yerde şöyle söyleyeyim size, müşteriyi %100 memnun bırakmak kaydıyla gidiyoruz. Müşteriyi memnun bırakmadığımız zaman o yerden çıkmıyoruz. Yani empati zihniyetiyle hareket ediyorsunuz. Bunu söyleyebiliriz yani. Evet. Evet, ve severek de yapıyorsunuz işinizi Sabri Bey. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Hani insanları mutlu etmeyi seviyorsunuz. Aynen öyle. Şöyle söyleyeyim. Bunun nedeni de biz gerekli aldığımız eğitimler olsun. Çünkü 15 sene ciddi bir süre gerçekten. Evet. Yani boşuna gelinmez buralara. Eğer bir 15 yıl geçmişse mutlaka temelde bir şeyler vardır. Muhakkak. Evet. Ve ekip işi aynı zamanda bu. Profesyonel bir kadro ile çalışıyorsunuz. Aynen, kaç kişilik öyle. Bir ekip var mesela? Şu burada? An 15 kişilik bir kadromuz var. Evet. İşte 10'a yakın personelimiz sahada teknik servis veriyor. Evet. 5 personelimiz de ofis işi veriyor. İşte müşterileri sürekli arayıp, bakım zamanı gelen müşterileri arayıp teker teker bakım zamanı gelen bir randevu alınıyor. Bakım zamanı gelen müşterilere teknik servis elemanlarını yönlendiriyoruz. Evet, peki biz bu tip işlemleri yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Daha sonrasında sıkıntıyı yaşamamak için. Hani buradan gerekli mesajları iletebilir miyiz? Hani biz ürün fiyat politikası bile düşünüyoruz. Çünkü. Aynen öyle. Bazı müşterilerimiz şunu düşünüyor. Ucuz olsun. İşte kaliteli hizmet istiyor. Hem ucuz hem kalite olmaz. Bunun yanında şöyle söyleyeyim size. Kaliteli bir hizmet alabilmek için değil, fiyat olması lazım. Kalite ucuza alınmaz çünkü. Alınmaz, aynen öyle. Aslında kar yaptım derken zarar ediyoruz çünkü daha sonrasında yine sıkıntı yaşıyoruz. Muhakkak bu suyu biz direkt içiyoruz, filtreden geçen suyu içiyoruz. Düşünün, kötü bir filtre, kötü bir malzemeden içilen su ne olacak? Evet. Hastalıklar sonucu olacak. Evet, işte bunun bilincinde olmak lazım. Yani aynen bunu öyle. Bir gider olarak görmemek lazım aslında. Doğru söylüyorsunuz. Bunun bilincinde olduğumuz zaman zaten bir sıkıntı da olmaz yani. Peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi Sabri Bey? Yani genelde bu bölge mi, şehir dışı var mı ya da arz talep doğrultusunda mı ilerliyorsunuz? Tüm Hatay'a hakimiz biz. Hatay, işte Antakya, İskenderun, Dörtyol, Payas, Kırıkhan, Samandağ bütün yerlerde varız. Buralara kadar tabii gidiyoruz. Aynen, 7/24 hizmet verebiliyoruz. 7/24, bu da ciddi bir olay gerçekten. Evet. Ve bölgede ciddi bir istihdam sağlıyorsunuz. Ne kadar güzel bu aslında. Evet. Bu konuda da ayrıca tebrik ediyoruz gerçekten sizleri. Teşekkür ederim, sizleri. Sağ olun. Peki dönersek bir tekrar 2003'e, bu evet. işe başladığınız ilk günlere. Yani hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Hani siz istediğiniz yerde misiniz ya da bundan sonraki hedeflerinizde ve projelerinizde nere olacak? Şöyle söyleyeyim, tabii ki Akdeniz'in ve Türkiye'nin değişik yerlerinde şubeler açmayı düşünüyoruz. Evet, yani bu tabii zamanla olabilecek muhakkak. Şeyler. Muhakkak, evet, aynen öyle. Birden de olmaz. Olmaz.
Tabii hedefte hiç bitmeyecektir. Doğrudur. Biterse biz de biteriz. Doğrudur. Nereler var peki planlarınızda şehir dışı derken? Yine yakın bölgeler mi? Adana, Mersin. Evet. İşte Antep, Ankara, İstanbul. Evet, çünkü teknoloji de gelişiyor. Siz de kendinizi geliştiriyorsunuzdur sürekli. Aynen. Fuarlara öyle. Falan katılıyor musunuz? Fuarlara, katılımcı olarak, ziyaretçi olarak? Yurt dışı fuarlarına, yurt dışı bütün fuarlarına katılıyorum. Kesinlikle hiçbirini aksatmıyorum. Bir şeyler katıyor değil mi size? Yani yenilikler muhakkak katıyor. Oradaki yeni eğitimler, işte yeni ürünler, evet, çok fark ettiriyor. Kesinlikle tabii hedefte hiç bitmeyecek diyelim. Evet. Biz bu yolda sizlere başarılar diyelim. Hedefleriniz yolunda başarılar diyelim. Buradan artık son sözlerinizi alalım mı? Yani buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son sözlerimizi alalım ve röportajımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar bize destek veren bütün müşterilerimize teşekkür ediyorum. Ve herkesi çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyorum. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Sabri Bey. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.